değerli izleyenler, şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün 3. Uluslararası İyilik Ödülleri vesilesiyle inanç ve kültürümüzde iyiliğin yerini konuşacağız. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doçent Doktor Ülfet Görgülü. Öncelikle iyilik ödülleriyle ilgili detayları aktaralım. Türkiye Diyanet Vakfı bu sene 3. kez Uluslararası İyilik Ödülleri verdi. Oluşturulan komisyonun titiz incelemesiyle yurt dışından ve Türkiye'den 1200 yaşanmış iyilik hikayesi içerisinden 6 hikaye iyilik öncüsü olarak belirlendi. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da düzenlenen törenle ödüller sahipleriyle buluştu. Vefa ödülü ise 15 Temmuz'daki kahramanlığı sebebiyle milletimizin şahsı manevisine verildi. İşte ödül töreninden yansıyanlar. Marifet bu yıl 3. kez iltifata tabi oldu. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri'nde iyilik kahramanları ödüllerine kavuştu. Önce millet ödüllendirildi. Hain girişim sırasında darbecilere kahramanca karşı duran Türk milletine, tüm şehit ve gazilerimize 15 Temmuz Vefa Ödülü verildi. Ey tek milletten doğup Türk, Kürt, Laz şehit düşenler. Törenlerin son gününe kadar ismi açıklanmayan bir iyilik kahramanıydı o. Filistin'de yaşanan zulmü sosyal medya hesaplarındaki 10 binleri aşan takipçisine duyuran 11 yaşındaki Filistinli Janna Cihat. Zulme karşı durmanın da bir iyilik olduğunu bizlere hatırlatan minik gazeteci, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Janna boynundaki Filistin atkısını da Erdoğan'a hediye etti. Dünya çocukları olarak, Filistinli çocuklar olarak. Emekli olduktan sonra ihtiyaç gördüğü her yeri ağaçlandıran, 40 yıldır toprağa sevgi eken Kayserili emekli teknisyen Mustafa Göçer, ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan, hayatını İslamabad'da sokakta çalışan çocukların eğitimine adayan Pakistanlı Muhammed Eyüp, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan, arkadaşlarıyla birlikte başlattığı kitap ayracı projesiyle Afrikalı yetim çocukların katarakt ameliyatlarına destek olan Merve Çilişoğlu ise ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in elinden aldı. Ben bu ödülü yıllardır yetim çocuklar için gece gündüz emek sarf eden tüm öğrenciler için alıyorum. Yakınlarını İslamofobik bir cinayete kurban vermesinin ardından her platformda nefret suçu ve ayrımcılığın son bulması için mücadele eden Suzanna Barakat törene katılamadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ödülü onun adına Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İlahiyat Programı öğrencilerinden Asena Büyük Hacar'a verdi. Ankara Altındağ ilçesindeki Suriyeli mültecilere adanmış hayatlarıyla ensar olmanın güzelliğini sergileyen Cavit ve Hafize Etlet çifti de ödüllendirildi. Sevimli çifte ödüllerini Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verdi. Ve yaşadığı bölgedeki 1174 kan davasını sonlandıran bir bağış elçisi Yahya Kamçı. Diyarbakırlı 17 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Kamçı, barışa olan katkılarıyla hak kazandığı ödülü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten aldı. Ben bu ödülü, bu ülkeyi seven, yüreğinde barış, huzur ve kardeşlik hissi olan herkese Diyarbakır halkına atfediyorum. Değerli izleyenler, iyilik ödüllerinin detaylarını VTR'mizde izledik. Hem ödülleri konuşacağız hem iyiliğin kültürümüzdeki yerini konuşacağız. Değerli konuğumla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doçent Doktor Ülfet Görgülü hocamız stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Bizler İyi görünüyorsunuz. De İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Siz geldiniz, daha iyi olduk. Allah çok razı güzel olsun. Sohbetler yapıyoruz siz katıldığınızda. Çok faydalanıyorum kendi adıma. Bugün de çok önemli bir konu, iyilik ödülleri ve iyilik kültürümüzü aslında biraz da konuşmaya çalışacağız. İlk önce ödüllerden başlayalım. Diyanet Vakfı öncülüğünü yapıyor, organizasyonunu yapıyor. Üçüncü kere iyilik ödülleri veriliyor ve dünyada aslında örneği olmayan organizasyonlardan bir tanesi. Sizce nasıl bir işlevi var? İyiliğin topluma yansıtılması, yaygınlaştırılması adına özellikle ne dersiniz? Evet. Aslında iyilikle ödül kavramını bir arada kullanmak biraz garip kaçsa da ve biz inanmış insanlar olarak iyiliğin karşılığının hakikatte en güzel mükafatının Yüce Rabbimizin indi ilahisinde olduğuna kani olsak da, buna gönülden iman etmiş olsak da, yine de iyiliği gündemimize taşıyabilmek,
Bu hikayelerle gönülleri buluşturabilmek ve toplum nezdinde bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek adına, teşvik edici olması adına bu şekilde bir organizasyonun düzenlenmiş olmasını da açıkçası anlamlı buluyorum. Hem başkanlığımız hem vakfımızın bence yaptığı çok güzel örnek çalışmalardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir çalışma yapılmış olmasaydı, bakın 3 yıldır hem ulusal hem uluslararası boyutta bunca iyilik hikayesiyle tanışmış, karşılaşmış olmayacaktık. Belki birçoğumuza ilham oldu bu hikayeler. Bu ve böyle bir çalışmanın bence en güzel belki de ortaya koyacağı sonuçlardan bir tanesi, bu yıl için söyleyelim, bu 1200 iyilik hikayesinin önümüzdeki süreçlerde, dönemlerde 10 binlere, 100 binlere katlanarak inşallah devam etmesine vesile olması olacaktır. Evet, kesinlikle öyle. Ve ödül alan kişilere baktığımızda bir kişi kendi çabasıyla geniş kitlelere ulaşabiliyor. Büyük iyilikler yapılabiliyor. Demek ki mesele bir niyete koymakta, iki samimane bir şekilde aynen öyle önüne koymakta, çalışmakta. Çok güzel örnekler, çok teşvik edici bence. Ben de bütün ödül alanları buradan tebrik ediyorum. Allah bize de böyle geniş çaplı iyilikler yapmayı nasip etsin, vesile kılsın inşallah. Diyelim. Biz de bu vesileyle programımızda iyilik kültürümüzü, inancımızda, geleneksel kültürümüzde nasıl yer aldığını, özellikle modern çağın bizi bu noktada nasıl etkilediğini detaylarıyla konuşacağız inşallah. İnsanlığı ayakta ve bir arada tutacak maya iyilik değil mi? Dünyayı değiştirmenin yolu iyilik ve merhametten geçmiyor mu? İyilik ve merhameti hayatımızın bir parçası kılmak için ne yapmak gerekiyor? Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doçent Doktor Ülfet Görgülü ile konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Hocam en başta iyilik ve merhameti konuşmaya başlayalım isterseniz. İyilik ve merhamet gibi erdemler fıtraten acaba bizde verili erdemler midir? Yani insan olmamızla ilişkili midir? Ben bunu öğrenmek istiyorum sizden. Öte taraftan da şöyle de düşünüyorum yani... İnsan olmaya en çok yakışan şey merhametli olmak, iyilik yapmak değil midir? Hani insan fıtratıyla bu erdemler arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? Tabii fıtrat dediğimiz insanlık özümüze, mayamıza iyilik yapma bir potansiyel olarak konulmuştur. İlahi bir lütuf olarak da bize o merhamet duygusu Rabbimiz tarafından ikram edilmiştir. Bir ayette ifade edildiği üzere insan hem iyilik yapmaya, takva hususunda kendisini geliştirme potansiyeline sahiptir. Buna karşılık kötülük yapmaya meyyal yönü de vardır insanın. Böyle bir potansiyel de var. Zaten imtihan dünyasında yaşıyor olmamızın, hayatın bir imtihan olmasının bir boyutu da bununla alakalıdır. İşte burada kötülük yapmaya meyyal olan tarafını insanın frenleyebilmesi, terbiye edebilmesi, nefsi bir eğitime kendisini tabi tutması ve iyilik yapma potansiyelini potansiyel olmaktan çıkarıp aktiviteye, faaliyete dönüştürebilmesi, iyiliğin insanı haline gelebilmesi hayatımızın aslında varoluşumuzun da aynı zamanda temel gayelerinden bir tanesi. Yani biz niçin yaratıldık, niye varız diye bir soru sorduğumuzda biz iyiliğin insanı olmak için, iyiliği yeryüzünde hakim kılmak için varız diyebiliriz. Bu anlamda ihsan, iyilik, adalet, merhamet, hakkaniyet gibi o değerleri hayatımıza hakim kılabilmenin sorumluluğu hepimize yüklenmiş durumda insan olarak yaratılmış olmaklığımızla. Çünkü Yüce Rabbimiz bize Hud suresinde de ifade edildiği üzere yeryüzüne imar sorumluluğu veriyor. Yani bir hilafet misyonuyla yaratıldığımızı bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peki bu misyonun nasıl bir sorumluluğu içerdiğini sorguladığımızda yine bunun cevabını Kerim kitabımızda buluyoruz. Yeryüzünü yaratıldığımız, kendisinden yaratıldığımız bu arzı imar etme yükümlülüğü
bize veriliyor. Kadınıyla erkeğiyle imar etmek yıkma yani. Değil. Tabii. Yapmakla yükümlü ve sorumluyuz. Hı hı. Ve bunun için ihtiyacımız olan yetilerle, yeteneklerle de donatılmış durumdayız. Yani bu kabiliyeti Yüce Rabbimiz kuluna bahşeylemiş. İşte hepimize düşen bu kabiliyetlerimizi, bu donanımlarımızı arzın imarına, ki bu imardan sadece bayındırlık anlamında gelişmeyi anlarsak çok eksik kalır. Bu meselenin cüz'i bir yönüdür sadece. Evet. O da olması gereken bir şeydir elbette, ama asıl imarı biz insan gönüller yapmak olarak diyelim. Evet. İnsanlara insanlıklarını, o değeri hissettirecek şekilde ilişkilerimizi, muamelelerimizi bu boyutta sürdürebilmek olarak anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Gerekiyor. İnsansak merhametli olacağız, evet. İnsansak iyilik yapacağız. Hı. Ve dediğiniz gibi dünyayı imar etme vazifesi insanlara verilmiş. Bunun farkında olarak hareket etmek gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim bu arada, merhameti de tanımlayacak iyilikle bağlantısını kurmamız gerekirse, doğru, merhamet de iyiliğin dinamosudur diyebiliriz. Yani o var ki iyilik yapabileceğiz, iyilik yapabiliyor olmamızı o merhamet duygumuza, şefkat, rahmet duygumuza bağlayabiliriz. Ne kadar çok kullanırsak o kadar gelişecek içimizde. Ne kadar iyilik yapabilirsek, iyilik yapma artık bizde kendimizi zorlayarak yapılan bir davranış olmaktan çıkıp bir meleke haline dönüşecek. Merhametimizi yedirdikçe iyiliklerimizi, iyilik yapmadıkça da merhamet duygumuzu maalesef köreltmiş oluyoruz. Evet, bu kadar da birbiriyle ilişkili. Ayrılmaz merhamet kesinlikle öyle. İyiliğin dinamosu dediniz. Bunu da bir not olarak yazmak lazım hocam. Şimdi konuşmanızda nefis de var dediniz. Yani evet, insan olmakla çok bağlantılı, ama öte taraftan da insanın nefsi bir boyutu da var. Evet. Orada işte biz esas mücadeleye düşüyoruz galiba. Nefse ağır geliyor iyilik yapmak. Elinde olanlardan verebilmek ihtiyaç sahibine, veyahut da vaktini bir iyilik yapmak için harcamak, beynini bunun için meşgul etmek. Hı-hı. Ağır geliyor hele de günümüz insanına. Nefisle nasıl bir mücadele içinde olmamız lazım? Hani onu bir aktiviteye geçirebilmek için ne dersiniz hocam? Evet, başlangıçta böyle. Yani hı-hı, bir noktaya geldiğinde artık insan o nefsi mücadelesinde tabiri caizse muzaffer olmuşsa, nefsi emmaresini kendi boyunduruğu altına alıp nefsi mutmainne diye Kur'an'ın tanımladığı o olgunluğa, kemalata erişebilmişse, iyilik yapmak onun için zaten nefes almak gibi, su içmek gibi, hayatın doğal seyri içerisinde olup giden bir hadise olacak belki. Bunun için kendini zorlamayacak. Ama başlangıçta sizin de ifade ettiğiniz gibi bir mücadele insanın kendi iç hali eminde gerçekleşebiliyor. Hep ben mi iyilik yapacağım? İşte ben neden ben sorumlu olayım ki? Ya da benim yapacağımdan ne olur ki gibi böyle bu tarz sorgulamaları yapabiliyor. Hele hele yani Kur'an'ın bize çizdiği o üst hedefi düşünecek olursak, yani kötülüğe bile iyilikle karşılık verebilme erdemi noktasında meseleye baktığımızda, orada sanıyorum iç alemimizdeki o mücadele, nefsimizle uğraşımız çok daha ileri boyutlara gidebiliyor. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz nefsin daima insana kötülüğü telkin eden bir yönünden, eğitimden henüz geçmemiş, Kur'an ve sünnetle terbiye edilmemiş nefsin kötülüğü emretmeye meyyal olan tarafına karşı bizi uyarıyor. Yine Fussilet suresinde şeytanın dürtülerine karşı uyanık olmamızı haber veriyor, salık veriyor Rabbimiz. Dolayısıyla nefisle, şeytanla bir mücadele içerisindeyiz. O yüzden zaten bizim anlayışımızda, inancımızda insanın kendi nefsiyle mücadelesi cihatların en önemlileri, en büyüklerinden biri kabul edilmiştir. Çünkü siz dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı tedbirinizi alabilir, kapınızı kapatabilir, kendinizi oradan o tehlike gelebilecek, arz edecek noktalardan uzağa koyabilirsiniz, uzak durabilirsiniz. Ama tehlike insanın içinden geliyorsa, doğru, nefsi ona tahakküm etmeye başlamışsa,
İşte burada gerçekten ciddi bir mücadele verilmesi gerekir. O açıdan iyiliğe nereden başlayalım diye bir soru soracak olursak önce kendimizden başlayalım diyeceğiz. Çok doğru. Kendi içimizde nefsinin o yanlış uyarılarına, telkinlerine kulağını, gönül kulağını kapatarak başlayacak insan. İç alemimizde bir temizliğe, bir arınmaya ihtiyacımız var bizim. Çünkü gönlümüzde bir taraftan kin, bir taraftan nefret, öfke, intikam, haset, kıskançlık gibi menfi duygular eğer bizi etkileyebiliyorsa günlük hayatımızda, kararlarımızda, davranışlarımızda, insani ilişkilerimizde bizi etkisi altına alabiliyorsa nasıl iyi insan olacağız? İyilik potansiyelimizi nasıl en verimli şekilde kullanabileceğiz? Öyleyse gelin önce kendimize bir iyilik yapalım. Çok doğru. Nefse dur, sen sus diyebilelim. Allah ve Resulünü, Kur'an ve sünneti gönül alemimizde inşallah söz sahibi kılalım. Evet. Onların rehberliğinde iyilik yolunda yürümeye bakalım diyeceğim. İnşallah hocam, çok güzeldi. Önce kendimize iyilik yapıp bir nefsimize söz geçirebilsek ama bazı telkinlerde de bulunduğundan bahsettiniz nefsimizin. Bazen o bize çok normal geliyor ve hemen ikna oluyoruz. Tamam, haklı, yani o nefsin söylediği şey haklı. Bir tanesini vurguladınız. Tam ben de iyilik ödülleriyle de bunu bağdaştırmak istiyorum. Biz diyoruz ki mesela işte Türkiye Diyanet Vakfı Halep'le ilgili de bir kampanya düzenledi. Hala da devam ediyor. Mesela şöyle diyenleri de duydum ben. Yani benim verdiğim bir mesajın, attığım 10 liralık bir mesajın, verdiğim bir 20 liranın ne faydası olacak? Yani biz mi oradaki insanları kurtaracağız filan? Hani kendi iyiliğini veya kendi yapacağı katkıyı küçük görmek, bu sefer hiç yapmaz hale gelmek gibi bir nefsin telkini var. İyilik ödüllerinin sloganı o yüzden çok çok güzel, çok beğendim ilk duyduğum günden beri. Dünyayı iyilik değiştirecek. Benim verdiğim 10 lirayla değişecek. Benim verdiğim bir selamla değişecek, evet. Yani hepsiyle aslında daha geniş boyuttan ve kendi iyiliklerimizi de küçük görmeyerek bakmamız gerekiyor değil mi? Nefsin en büyük telkini bu galiba. Şuradan girmek istiyorum oraya. Bize sorulur veya hani günlük hayatta hep birbirimize bu soruyu çok sıkça sorarız bir araya geldiğimizde. Nasılsın, iyi misin? Ve düşünmeden belki hemen ağzımızdan çıkan ilk cümle, ilk söz evet iyiyim olur. Yani biz bize her nasılsın diye sorulduğunda gerçek anlamda, yani o kelimenin taşıdığı öz anlamıyla iyiyim diyebilmek istiyor isek, Allah'ın istediği iyilerden, Kur'an'da ebrar diye nitelendirdiği o bir sahibi, iyilik sahibi kullarının safında olmak istiyor isek, hiçbir iyiliği küçümsemeden, benim küçük bir iyiliğimden ne olur ki demeden işe koyulmamız gerekiyor. Bakın bu ödül, bu yıl için ödül alan kardeşlerimizin bu 7 ayrı hikayesi. Bu hikayelerin her biri kendi içerisinde çok değerli, çok anlamlı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Eğer bunlar benim bunu yapmamdan ne olacak deseydi, o genç kızımız bir kitap ayrıcı yaparak, bunu çoğaltarak, etrafına yayarak, Afrika'da birçok insanın gözünün açılmasına, dünyayı görmesine vesile olduysa, şimdi buna nasıl küçük diyebiliriz biz? Tabii ki. Demek ki yani küçük bir taş, siz onu suya, denize atarsınız ama o etrafında ne yapar? O minnacık taşın denize, suya düştüğü andan itibaren meydana getirdiği bir etki vardır. O etkileşimle halkalar büyür. Tabii. İşte en küçük zannettiğimiz iyilikler bile çevresine genişleyen halkalar halinde dağılıp gitmektedir. Şunu, yani benim küçücük bir iyiliğimden ne olur ki düşüncesi açıkçası şöyle olduğunu da düşünüyorum ben. Nefsin bizi aldatması bir yönüyle. Tembelliğimize mazeret üretme, elbise giydirmeye çalışıyoruz. Doğru. Çünkü iyilik yapmak için biraz feragat etmek, biraz rahatımızdan, konforumuzdan belki fedakarlıkta bulunmamız da gerekebilir yerine göre. Öte taraftan biz bütün dünyayı değiştirmekle de sorumlu değiliz. Allah kuluna gücünün üstünde bir şey yüklemez, takatimizin yetmeyeceği noktada da bizi hesaba tabi tutmaz. Doğru. Ama biz gördüğümüz bir yanlışı düzeltmekten sorumluyuz.
Kesinlikle öyle. Yapabileceğimiz bir iyiliği yapmadığımızda, düzeltebileceğimiz bir hatayı, yanlışı düzeltmediğimizde burada mesulüz. Bunun bir hesabı var. O yüzden Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyor. Yani bir münker gördüğünüzde, bir yanlış gördüğünüzde, ki iyilik dediğimiz şey münkeri ortadan kaldırmakla da olur. Yani bir kötülükle mücadele de iyiliğin bir yönüdür. Doğru. İyiliğe yardım etmek ve yaymak da iyiliktir. O münkeri ya elimizle yetki sahibiysek, ya dilimizle sözümüzü dinletebiliyorsak, sözümüzün bir değeri, bir kıymeti, harbiyesi varsa, bu da gücümüz yetmiyorsa, kalbimizle, ki bu da imanın asgari şartıdır diyor Efendimiz. Yani müminsek kalben de, fiilen de, sözle de, kelamla da iyiliğin eri olmak ve münkerle mücadele etmek durumundayız. O yüzden hiçbir iyiliği basit, küçük görmemek lazım. Hani şu deniz yıldızı hikayesi var ya, o geldi şimdi aklıma. Yani o bizim bir güler yüzümüz, bir tatlı sözümüz, bize fikir danışan bir kardeşimizi aklı selimle gösterebiliyorsak, bir yol gösterişi göstermemiz, ailevi meselesi olan bir kardeşimizin o problemini çözebilmek için ona destek olmamız, ağlayanla oturup ağlamamız, gözyaşını silip elimizi mendil yapmamız, bir yetimin başını okşamamız, bakın bunlar hiçbiri küçük şeyler değil. Ve burada çok hocam, gayret isteyen, çok emek isteyen bir şey ve o nefsi mücadeleyi aşıp yaptığımız şeyler. Yani evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Adam ne olacak diyoruz. Araziye bazen tabiri caizse uyum sağlıyoruz. Ay bana mı düştü canım, ben ses çıkarmayayım diyebiliyoruz kötülükler, hatalar karşısında. Düzeltecek olan ben değilim diye düşünebiliyoruz. Bahaneler çok fazla. Burada bir de öte yandan mesela bir yetimin başını okşamaktan bahsettiniz. Bir ağlayan kişinin yanına koşmaktan bahsettiniz. Yani iyilik deyince de şöyle bir boyutu da var. Biz zannediyoruz ki işte para vermek, işte bir şey vermek gibi. Hep evet, maddiyat üzerine bakıyoruz. Siz burada bir sevgi, bir ilgi, bunların bile bir selam, bunların bile iyilik olduğundan bahsediyorsunuz. Böyle daha bir genişletecek olursak, iyilikler diyerek hatta buna yaklaşmamız gerekir. Çünkü maddi anlamda da evet, darda olan birinin imdadına yetişmek, gücümüz nispetinde ona maddi destekte bulunmak önemli ama o gelip geçici bir şeydir. Ama bir tatlı sözün, bir güler yüzün yürekteki bir yaraya merhem oluşu, o kalıcı bir şeydir. Doğru. Bir sıkıntısının giderilmesi için ona gösterilecek bir yol, belki karşımızdakinin bütün bir hayatını değiştirecek bir fayda, bir yarar ona vermektir ki asıl kalıcı olan, güzel olan da budur. Mesela ben bunu birçok vesileyle dile getirdim. Benim hayatımda üzerimde çok etki bıraktığı için. Yıllar önce bir çocuk yuvasını ziyaretimizde birkaç arkadaşımızla, daha yuvaya girer girmez, 4 yaşlarında bir erkek çocuk, onları da ikindi kahvaltısı için yemekhaneye götürüyordu oradaki görevliler. Tanımadığım bir başka ziyaretçi hanımefendiyle birlikte onlara doğru yürüyorduk. Çocuk koştu, yanımıza geldi. Bir eliyle benim elimi, diğer eliyle de o hanımefendinin elini tuttu ve başıyla şöyle bana dönüp, gözlerimin içine bakıp, başımı okşar mısın dedi. İşte. Şimdi yani bir yetim başının okşanmasının değerini, kıymetini biz anlayamayabiliriz. Çünkü doğru, bizim başımızı okşayan, bize sevgisini sonuna kadar veren, belki bir annenin, babanın himayesinde güzel bir aile ortamında yetiştik. Tabii. Ama bu nimetin şükrü, çok şükür annem var, çok şükür babalı yetiştim, sırtımı dayanacağım bir babam vardı, işte eşim var, evladım var. Elhamdülillah demekle şükrümüzü yerine getirmiş olmayız. Doğru. Bu dilin elhamdülillah hamd edişidir, o da güzeldir ama asıl hamdimiz, şükrümüz Allah'ın bize verdiği nimetleri. Ve mimma razaknahum yunfikun buyuruyor. Bize ne vermişse maddi manevi, buna ihtiyacı olan kardeşlerimizle, insanlarla, dostlarla paylaşabildiğimiz ölçüde tabii, şükreden kul olacağız biz. Evet. Ve bu sadece maddiyat değil. Verdiğiniz örnek çok çok güzeldi gerçekten. Biz hocam farkına varamıyoruz. Sahip olduğumuz şeylerin normal olduğunu düşünüyoruz. Normalleştiriyoruz şükretmeyi, bile dilimizle bile bazen unutabiliyoruz. Ama olmayan kişiler için, mesela annesi babası olmayan kişiler için
Çevresinde bütün akrabalarını belki kaybetmiş, memleketini terk etmiş mülteci kardeşlerimiz var ülkemizde. Onları bizim anlamamız çok mümkün değil. Çünkü kendi ülkemizde, ailemizin içerisinde, kendi konuştuğumuz dilde yaşamamıza devam ediyoruz. Aynı şekilde mülteci ailelere de gittiğimizde, tabii ki hani bir ikramımız, bir şeyimiz oluyor. Belki onu iletmek için gidiyoruz, ziyaret ediyoruz ama onların mutluluğu inanın poşetlerin içindeki değil. Onların mutluluğu bizi unutmadınız. Geldiniz ya, bu güzel. Bu işte yani kardeşlik, iletişim, bunlar esas olan iyilikler. En çok unuttuğumuz, yitirdiğimiz şeyler. Belki de bu. Böylelikle iyilik anlayışımızı genişlettik hocam. Çok güzel bir örnek oldu. Her şey aslında iyilik. Bir selam vermek dahi iyilik. Bir küslüğü gidermek bile iyilik. Yanlış gördüğümüz bir şeyi düzeltmek bile iyilik. Hatta yoldaki bir taşı bile kenara çekmek belki bir iyilik, değil mi? Ne olacak diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi biz küçük, basit gördüğümüz bir davranış belki bu ama hoş, basit görüyoruz ama basit gördüğümüz için belki ihmal ediyoruz. Yoldan alıp bir taşı kıyıya koymak, yoldaki bir engeli kaldırmak nasıl bir sadaka olarak nitelendiriliyorsa, bir anlamı, bir değeri varsa onun, yüreklerdeki engelleri kaldırabilmek, tabii, çok daha büyük engelleri kaldırmak önce yoldaki taşı kaldırmakla başlar. Yani o duyarlılıkla daha büyük adımlar atılacak. Dolayısıyla iyilik kademe kademe. Biz iyiliği bütün hayatımıza yaymak istiyorsak, vakti gelsin de çok büyük bir iyilik yapayım, zengin olayım da birisine, bir garibana, evsiz bir evsize ev alayım diye beklemek, böyle tabii, bir şeyin hayalini kurmak tam güzel bir hayaldir ama belki ömür boyu gerçekleşmeyecek bir hayaldir. Bunu bekleyerek kendimizi iyilikten mahrum bırakırsak en büyük mahrumiyeti yaşamış oluruz. Oysa kapımızın önünden günlük hayatımızın içerisinde öyle fırsatlar gelip geçmektedir ki küçük zannettiğimiz, tabii, değersiz zannettiğimiz fırsatlar, biz onu gün içerisinde o iyilik egzersizlerine devam edebilirsek bizim biriktirdiğimiz kazancımız, hayrımız bu olacak. Evet. Ayşem, o şeye çok ben de canı gönülden katılıyorum, az önce verdiğiniz örneğe. Bakın, mülteci kardeşlerimiz, Suriyeli misafirlerimiz, dostlarımız için işte biz hayır kurumları aracılığıyla, ne bileyim, onlara destek olan vakıflar, dernekler aracılığıyla işte bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz deyip de iyilik yaptığımızı düşünüyorsak, yani iyiliği kurumlara, bir yerlere havale ederek böylelikle iyi olduğumuzu zannediyorsak orada da yanılıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi onların o poşetlerdeki gıdadan ziyade sizin gidip onun elini tutmanıza, gözünün içine sevgiyle bakmanıza, hayatı allak bullak olmuş, mazisi, hatıraları tarumar edilmiş, geleceği elinden alınmış bu insanların hayatlarına dokunabilme, gönüllerine, yüreklerine dokunabilme adına evlerine gidip oturmanız, bir kahvelerini içmeniz, bir çaylarını, tabii, onlarla yudumlamanız o kadar mutlu ediyor ki onları. Şimdi burada yeri gelmişken bunu ifade etmek istiyorum. Bakın, zor bir şey değil bu. Bizim Ankara'nın belli mahallelerinde, semtlerinde oturuyor bu kardeşlerimiz. Bunlardan bir tanesini, iki tanesini, mesela dul hanımlar var. Eşleri müdafaa yaparken vatanlarını şehit olmuş hanımlar var, yetim çocuklar var. Kur'an-ı Kerim'de ısrarla yetimlerle, dullarla ilgili olarak üzerimize sorumluluk yükleyen ayetler var. Belki bugüne kadar çevremizde, akrabamızda, yakınlarımızda yetim yoktu diyelim. Ve biz bu ayetlerin bize ne duyurmak istediğini çok anlamadık diyelim. Ama bugün artık hiçbirimiz bu sorumluluktan kendimizi azade göremeyiz. Çünkü onlar bizim, Allah'ın bize tam da hediyesi, yani misafiri. Doğru. Hani Tanrı misafiri diyor ya büyüklerimiz. Bizim büyüklerimiz cami namazdan çıktıktan sonra cami avlusunda bekleyip acaba aç olan, yolcu olan, dışarıdan gelmiş olan, cemaatin içinde bir yabancı var mı, alalım onu evimize götürelim deyip misafirsiz yemek yememeye özen gösterirken, tabii, biz eğer bu misafirlerimize gereken özeni gösteremezsek Rabbimizi darıltırız diye, doğru, yani endişe, doğru, ediyorum. Karşılıklı bir imtihan hocam. Onların, evet, da imtihanı çok, yani büyük. Bir kardeş ailemiz olsun, iki tane olsun. Tabii. Gidelim, hafta sonu olabilir, birkaç haftada bir olabilir, çok sık gidemiyorsak bile. Bir hal hatırlarını soralım, bir şeye ihtiyaçları var mı? O çocuklar inanın gittiğinizde kucağınıza geliyor. Yani bir, tabii, sevgi bekliyorlar, ilgi bekliyorlar. Bu yaştayız, hala sevilmek çok hoşumuza gidiyor, tabii, değil mi? Takdir, tabii, edilmek hoşumuza gidiyor. O çocukların buna ihtiyacı var, o kardeşlerimizin. Bunu ihmal etmeyelim inşallah. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi ben yine nefsin,
belki çevremizin iyilik noktasında bize vurduğu ketlerden, engellerden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu çerçevede zamanın ruhu dediğimiz bir şey var ya, 21. yüzyıldayız. Büyük bir hayat koşturmacamız var. Modern hayat dediğimiz bir sistem, döngü içerisindeyiz. Bu bizi nasıl etkiliyor size hocam? Gözlemleriniz nelerdir? Günümüz insanını iyilik ve merhamet açısından özellikle nasıl görüyorsunuz? Şüphesiz içimizde bu gök benin altında. Allah'ın ebrar diye anlattığı mukarrebun safına girecek olan çok güzel, yürekli, çok erdem sahibi, iyilik sahibi kulları var. Var ki onların hatırına, onların iyiliklerinden biz de öyle ya da böyle nasipleniyoruz diyelim. Ama bir taraftan da baktığımızda, yani öz eleştiri anlamında bunu söylemek isterim ben başka kardeşlerimi tenzih ederek, gerçekten günlük hayatın koşturmacası bizi o kadar oyalıyor ki, ne zaman sabah oldu, ne zaman akşam oldu, anlamadığımız zamanlar oluyor. Hafta nasıl başladı, nasıl bitti bilemiyoruz. Bir yoğun temponun, koşuşturmacanın içerisindeyiz. Peki bütün bu yoğun koşuşturmaca içerisinde bizim ruhumuza iyi gelecek, hem bize kendimizi iyi hissettirecek hem de karşı tarafa işte o iyiliğimizle belki yanında olduğumuzu kendisine göstereceğimiz olan bir Allah'ın bir güzel kulunun diyelim yanında olmaya ihtiyacımız yok mu? Yani bizim ruhumuzu nefes aldırır iyilik dediğimiz şey. O açıdan gerçekten bunu ihmal ediyoruz ve bir taraftan bu işte hayatın temposu dedik. Öbür taraftan her şeyi menfaat ve çıkar odaklı olarak okuyor oluşumuz. Bu da ayrı bir rahatsızlık maalesef. Maddeye indirgememiz, yani maddi bir karşılığı varsa böyle bir beklenti içerisine girerek atacağımız adımları buna göre ayarlamaya çalışmamız. Öbür taraftan ayrıştırmalar, ötekileştirmeler, senlik benlik davaları. Bazen en yakınımızdakilerin bile, onlara bile bir güler yüzümüzü esirgememize yol açabiliyor. Bir çok selamımızı vermekten bizi alıkoyabiliyor. İnşallah bu noktalarda engelleri daha duyarlı olalım diyelim. Bir de işte bu ben merkez, yani ego, insanın kendi nefsini büyüterek, egosuna yenik düşerek maalesef olaylara, hadiselere bakışı. Bu da aynı zamanda bizimle iyilik arasında ördüğümüz duvarlardan bir tanesi. Evet. Hocam bir izleyicimizin, Özgür Bey'in sorusu var. Şöyle diyor: İnsanlara merhamet etmek, merhametli davranmak Allah'ın insana verdiği büyük bir nimet değil midir? Ama günümüzde kime merhametli iyi davransam o insanlardan zarar görüyorum ve bende onların yaptığı yanlış hareketler yüzünden tepki oluşuyor ve zorluk çekiyorum. Onlarınsa ben namazımı kılıyorum diyor. Onlarınsa dinle alakası da olmayabiliyor. İyi niyeti kullanıyorlar demiş. Uzunca yazdığı için biraz özetlemeye çalıştım. Bu da bizim yine iyilik noktasında ya da iyi bir insan olma noktasındaki engellerimizden bir tanesi. Gerçekten beklediğimiz karşılığı göremeyebiliyoruz. İyi davranıyoruz, merhametli davranıyoruz ama çok ters davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Böyle bir çatışma, böyle toplumsal çatışma da bu söz konusu olabilir. Kişiler arası iletişimde de bunları yaşayabiliyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Yine o nefsi yenme noktasına mı geliyoruz hocam? Evet. Şimdi bakın, ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki Kasas suresinde, ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın size iyilikte, ihsanda bulunduğu gibi siz de ihsanda bulunun, iyilik yapın. Bizim kusurlarımız, günahlarımız, Rabbimize karşı haddimizi aşmalarımız yok mu? Var. Bizi bu kadar yedirip içiren, doyurup besleyen, var eden, yaratan, ruhundan üfleyerek bize can bahşeden, bizi sıfatlarıyla süsleyip donatan, akıl, idrak, kalp, maddi manevi neye sahip olduğumuzu düşündüğümüz ne varsa hepsini bize, bütün bu nimetleri ikram eden yüce Rabbimize karşı hadsizliklerimiz yok mu? Günah işlemiyor muyuz? Tabii. Emrini çiğnediğimiz zamanlar olmuyor mu? Ama buna rağmen eğer Rabbimiz bizim bu yanlışlarımıza, bu günahlarımıza karşı bizi hemen cezalandırıverecek olsaydı şu an hiçbirimiz herhalde burada olmazdık diyeceğim. Çok doğru. Tabii. Ama o bize yine vermeye devam ediyor. Tövbe kapısını ardına kadar açıyor. Rahmetiyle, merhametiyle
hürmetiyle muamele ediyor. Bizden de bize nasıl iyilik ve ihsanda bulundu ise aynı şekilde iyilik sahibi, ihsan sahibi olmamızı istiyor. Bir kere burayı çok iyi anlamamız lazım. İkinci husus, bana nasıl ne yapıldığı, bana nasıl davranıldığına değil, benim ne yaptığıma odaklanmam lazım benim. Yani benim tavrımı, davranışlarımı karşı tarafın davranışları belirliyorsa ben o zaman kendimi idare eden bir insan değilim. Karşıdaki beni idare ediyor, yönetiyor gibi bir anlam çıkar buradan. Yani bana kötülük yaptıysa ben de ona işte ona göre tavır alayım. Veya iyiliğimden anlamadıysa, takdir etmediyse o zaman iyiliği keseyim. Böyle yaparsam ben gerçek anlamda iyilik erdemini özümsememiş olurum. Yani bir iyi insan kötülük yapamaz, öyle diyelim. Yani bilerek yapamaz, kasten isteyerek yapamaz. Merhamet sahibi bir insansa, karşısındaki taş bile olsa, hani taş kalpli diyoruz aslında, belki burada taşlara da hakaret ediyoruz. Çünkü Rabbim o taşların içerisinde yaralıp parçalananlar, Allah korkusuyla yuvarlananlar içinden su akanlar var diyor. Yani taşın gözyaşı gibi tabir caizse, ama gözü hiç yaşarmayan, kalbi hiç merhamete gelmeyen insanlar da olabilir çevremizde. Ama ben iyilikten mesulüm. Ben merhametli olmaktan, merhametli davranmaktan mesulüm. Bunun bize canlı örnekleri var karşımızda. Peygamberler bunun en güzel örneklerini sunmuşlardır hayatlarıyla. Efendimiz Aleyhisselam hakeza. Bakın, bizde Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssalardan biri diye aktarılan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var. Şimdi hani şu tarz şeyler de var, söylemler de zaman zaman duyuyoruz. Bir insan geçmişinde, mazisinde, çocukluğunda eğer çok olumsuz davranışlara, tavırlara maruz kalmışsa, muhatap olmuşsa, kötülüklerle karşılaşmışsa, ileriki yıllarında bunun etkisinde kalarak işte iyilikten uzaklaşması veya işte o sorgulamaların içerisine girmesi, eğer insanın mazide yaşadıkları, geçmişi, çocukluğunun etkisinde ebediyen kalması söz konusu olsaydı, o zaman Yusuf kıssasını nereye oturtacağız biz? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadıkları, değil mi? Anne babadan koparılması, bir kuyuya atılması, işte ondan sonraki süreç uzun uzun anlatılıyor. Ama biz ne görüyoruz orada? Bütün bu yapılanları affeden, vakti gelince kardeşlerine merhametle kucak açan bir insan, bir rol model görüyoruz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da. Bunun gibi bir başka örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Külliyen bizim için en güzel örnektir. Ama af ve merhamet konusunda da böyle. Öncü zaten, en başta o. Şimdi biz İslam medeniyetinde iyilik tasavvuru, işte İslam kültüründe iyilik nasıl yer alıyor gibi sorularım da var. Hemen bağlayayım hocam. Zaten bu kültür, bu medeniyeti öncü olarak bizzat hayatıyla bize gösterdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Dolayısıyla İslam dinine göre iyiliğin nasıl olduğunu da Efendimiz'in hayatına bakarak sanıyorum anlayabiliriz. Nasıl örnekler var? Evet, şimdi bu yani İslam'ın iyilik tasavvurunun nasıl oluştuğuna dair düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Metafizik değerlerle, insanın sorumluluğuyla, onuruyla, efendim hayatın gayesi oluşuyla, bütün bunlarla inşa edilmiştir İslam'da iyilik tasavvuru. Ve bunu bir tasavvur olmanın ötesinde bir yaşam biçimi haline dönüştüren de bizatihi canlı örnek olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Efendimiz iyiliği tarif ederken bize diyor ki, iyilik kalbine huzur veren, ruhunu sevindiren, kötülük ise buna karşılık içine darlık, sıkıntı veren, şüpheye düştüğün şeylerdir. Sana vesvese veren şeylerdir. Yani sinene, kalbine yük olan hususlardır. Şimdi çok güzel bir kriter, bir ölçü vermiş. Ve yine Allah Resulü hayra anahtar, şerre de kilit olmamızı inananlar olarak bizden bunu istiyor. Yine bir duasında, ya Rabbi hayatımı diyor benim için her türlü iyiliği arttırma vesilesi yap.
Yani iyilik Allah Resulü için hayatın, yaşamanın amacı, gayesi, bunu anlıyoruz. Yani yaşıyorsam ben, yaşamım iyilik yapmak için bir vesile olsun. Şimdi sözleriyle, mübarek hadisleriyle bunu ifade ettiği gibi davranışlarına bakıyoruz. Mesela Uhud'da taşlanırken, o savaşın en şiddetli anında Resulullah Efendimiz'in ellerini açıp "Ya Rabbi, kavmim bilmiyorlar." diyerek kavmi adına Allah'a dua ettiğini görüyoruz. İşte Taif'ten taşlanarak çıkarıldığında yine dilerse o kavmi yerin dibine indireceğine dair Cebrail aleyhisselam geldiğinde Efendimiz'e "Hayır, ben Rabbimden bunu istemiyorum. Onların helakını istemiyorum. Lanet edici değil, rahmet edici olarak gönderildim." diyor. Yine iyilikle veya ikramla, ihsanla ilgili bir ifadelerinde faziletin en değerlisi sana gelmeyene gitmen, sana vermeyene ikram etmen, sana kötü söz söyleyene, kötülük yapana affedebilmendir diyor Efendimiz. Yani bize bir ufuk gösteriyor, bir hedef çiziyor, hedef tayin ediyor. İşte biz o hedefe ulaşabilmek için gayret edeceğiz. Bizim yani dinimizin iyilik tasavvuru böyle yüce değerler üzerine kurulmuş. Bir medeniyeti aynı zamanda kavramlar inşa eder Ayşe Hanım. Bakıyoruz biz bu noktada. İslam medeniyetine merhamet medeniyeti diyebiliriz. Ve iyilikle ilgili kavramlar yani o ne kadar çoksa bunu hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin de bir ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de iyilikle ilgili olarak hayır, hasenat, bir, salihat, salih ameller, maruf, ihsan gibi pek çok infak kavram, infak, sadaka bunlar kullanılıyor ki bütün bunlar o iyilik dediğimiz erdemin farklı yönleriyle yaşamımızı kuşatması gerektiğini ortaya koymuş oluyor. Evet, ve sistematik uygulamalarımız da var, yükümlülüklerimiz de var, zekat vermek gibi. Evet. Kurban kesip mesela ihtiyaç sahiplerine dağıtmak gibi. Yani İslam medeniyetinde bir sistematiği aslında var. Burada bir izleyicimiz çok güzel bir katkı yapmış, Yeliz Hanım. Demiş ki bunu rıza-i ilahi merkezli yapmak konusunda Sayın Hocam neler söylemek ister demiş. Hep mesele o zaten. Bir önceki izleyicimizin sorusunun cevabı belki bu da olabilir. Hani ben iyilik yapıyorum ama karşılığını göremiyorum. İnsanlar bana kötülükle mukabele ediyor. Evet. Ben zaten onu rıza-i ilahi için, Allah rızası için yapmış olmalıyım gibi bir cevap da verebilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii, kesinlikle verebiliriz. Teşekkür ediyorum izleyicimize. Onu da ifade edecektik zaten. Hatırlatmış oldu bizi. Evet. Şimdi bizim iyilik konusundaki belki de en çarpık bakış açılarımızdan bir tanesi bu. Bize göre iyi nedir, iyilik nedir dediğimizde faydama olan, menfaatime olan şey iyidir gibi yaklaşıyoruz olaya. Veya iyi insan dediğimizde neye göre onun iyi olduğunu değerlendiriyoruz? Bize iyiliği dokunmuşsa, bizimle muamelesi iyi ise. Halbuki bütün bunlar bir noktadan faydacı bir bakış açısını ortaya koyuyor, yaklaşımı ortaya koyuyor. Hayır, bu değildir. İyilik sırf Allah için olandır. Allah'ın rızasını gözeterek yapılandır. Dolayısıyla biz iyilik dediğimizde kul olarak Rabbimizle olan ilişkimiz, iletişimimizdir bizi harekete geçirecek olan. İyilik noktasında bakış açımızı belirleyecek olan budur. Kuluz. Allah'a karşı bir ahdü misakımız var, Rabbimizle yaptığımız bir misakımız var. Ona iman ettiğimizi ikrar ettik. Öyleyse inanmış bir insan olarak Rabbimi razı etmek, hoşnut etmek, sevgi ve muhabbetini kazanmak ve korumak benim hayatımın gayesi. Tabii. Dünya ve ukba budur. Böyle olunca işte iyilikte nerede durmam gerektiğini belirleyecek olan da budur. Karşı tarafın anlaması, anlamaması, takdir etmesi, etmemesi değil. Belki de atalarımızın "yap iyiliği at denize" demiş olmasından bunu anlamak lazım. Hani şimdilerde başka bir söylem de var, artık denize atmayın falan diye. O herhalde hani iyiliğin teşvik edilmesi, işte böyle hani ödüllendirilmesi anlamında bir uyarı olarak onu düşünebiliriz. Ama hakikatte burada anlatılan şey "yap iyiliği at denize" samimiyet, ihlas ve sadece onu Rabbimizin bilmesi. İşin içine reklamı karıştırmamak. Hani bırakın balıklar bilmesin yani. Öyle diyelim hocam. Bir izleyicimiz de şöyle demiş. İyilik yapıyoruz, tebliğ yapıyoruz adı altında.
insanları tenkit etmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Veyahut da hayatına müdahale etmeyi. Hani bazen işte ben onun iyiliği için söylüyorum, iyilik yapmak için söylüyorum deyip böyle yargılayıcı şeyler de kullanabiliyoruz. Toplumsal çatışmalarımız da belki bundan kaynaklanıyor. Hani ben doğruyum, o yanlış deyip keskinleştiriyoruz ve tenkit makamına geçiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya ben onun iyiliği için söyledim. Hani evet. Bu tür tavırlar da bazen özellikle dini telkinlerde de yıpratıcı olabiliyor. Belki sevdirmek, müjdelemek yerine nefret ettirme noktasına getirebiliyor. Onu. Ne dersiniz bu çerçevede? Üslup nasıl olmalı yani bu konularda hocam? İyilikte edep ve üslup çok önemli. Bunu da konuşacaktık evet, zaten. Evet hocam. Yeri gelmiş vesileyle oldu. Konuşalım aynen. Seyircimiz vesile oldu sağ olsun. Şimdi bakın iyiliği yapmaktan öte nasıl yaptığımız önemli. Onu güzel yapmak, işte ihsan kavramı burada devreye giriyor. Yani ihsan, Allah'ın bizi gördüğünü bilerek bu şuurla biz her ne kadar onu işte bu baş gözümüzle göremiyorsak da gönül gözümüzle basiretimizi açarak Rabbimizin her an bizimle olduğunu, bizi görmekte, gözetlemekte olduğu şuuruyla hareket etmemiz, yaptığımız davranışlarımıza yön verecek olan saik bu olmalı, ihsan şuuru. Öyle olunca yaptığım işi önce Rabbimin beğenmesi lazım. Tabii. Benim bir kardeşimi verirken, iyilik yaparken incitmem Allah'ın hoşuna gider mi? Gitmez. Gitmediğini zaten ayet-i kerimede açıkça ifade ediyor ve diyor ki sadakalarınızı verirken bunu inciterek, başa kakarak yapmayın. Böyle yapmaktansa tatlı bir söz belki o sadakayı vermekten daha iyidir o zaman, daha tabii değerlidir. Şimdi biz iyiliği yaparken yanlış metotlar, usuller, üsluplar kullanarak davranışlarımızla çirkinleştiriyoruz. İyi bir şey yaptığımızı zannederken çirkin bir şeye dönüşüyor o. İşte bundan kaçınmak lazım. O açıdan iyilikle ilgili, vermekle ilgili, infakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de getirilen ölçüleri biz alalım. Karşı tarafın bir hatasını düzeltme, bir yanlışa müdahale etme noktasında da aynı ölçü ve üslubun geçerli olduğunu bilelim. Kalp kırmamak. Evet, burada ne var? Az önce ne dedik? İyilik tasavvurumuzun üzerinde oturduğu temellerden birisi de, onu inşa eden hususlardan bir tanesi de insan onurudur dedik. İşte insanın onurlu, saygın bir varlık olduğunu bileceğiz. Bu insan yani fakir olmak onuru zedeleyen bir şey değil, hayır. Kesinlikle. Kesinlikle tabii değildir. Allah'ın bir imtihanıdır. Kimini vererek imtihan eder, kimini vermeyerek imtihan eder. Verdiklerinin imtihanı daha büyüktür. Çünkü orada işte o sorumluluk, o infak etme, o paylaşmayı ne kadar yapabiliyoruz. Ve bunu yaparken de ne kadar rızayı ilahiyi gözeterek yapıp İncitmeden yapabiliyoruz. Şimdi tabii kırmak yok, dağıtmak yok, onur zedelemek yok, verirken de yok. O yüzden Efendimiz sağ elinizin yaptığını, iyiliği, hayrı, hasenatı, sadakayı sol eliniz bile bilmeyecek kadar bu işi gizli yapabiliyorsanız güzel olan budur diye bizi uyarıyor. Burada bir de hocam gösteriş meselesi de devreye giriyor galiba. O sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi meselesinde. Şimdi benim gördüğüm mesela işte bir yardım yapılıyor diyelim ki, hemen selfiler çekiliyor, işte sosyal medyalara konuluyor, ilanlar ediliyor. Hani teşvik olarak belki yine hüsnü niyet gösterip teşvik olarak da belki bakabiliriz ama orada biraz bak ben iyilik yapıyorum da var. Şimdi bakın, sanki. Ne dersiniz? Orada çok ince bir niyet çizgisi mi var? Biraz zor geliyor bana çünkü hocam. Kesinlikle ben ayrımı katılıyorum yapmak. Ve maalesef ben böyle bir biz ziyaretimiz esnasında yanımızda bulunan bir arkadaşın orada görüntü alıp, çocuklarla görüntü alıp hemen anında daha o ziyareti bitirmeden, noktalamadan, evden çıkmadan sosyal medyada paylaşmasına şahit olduğumda mesela çok ağırıma gitmişti bu. Bir kere o çocukların buna rızası var mı? Bu paylaşıma, bu görüntülerinin tabii, sosyal doğru medyada yayılmasına. Şimdi biz bunu, bu olaya teşvik olarak bakamayız. Bunu siz yaptığınızda, ben yaptığımda bu bir hatadır. Ama birilerinin sizin yaptığınız iyiliği görüp takdir etmesi ve ödüle değer bulması, bunu teşvik olarak ortaya koyması, tabii, gündeme taşıması bu ayrı bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir boyuttur. O açıdan yani
Burada Efendimizin şu hadisini hatırlatmak isterim. Allah Resulü iyiliğin gizli yapılmasının değerini anlatırken hem diyor bundan gizlenmesi, yani bir kul bir iyilik yapar, bir hayırda bulunur, birinin gönlünü fetheder ve bunu kimseye duyurmaz, gizli yapar. Bizim Sayın Başkanımızın hoş bir ifadesi var. Yani eskiden hayır hasenat derdik, şimdi sponsorluk deniliyor. Doğru. Yani şimdi ikisi farklı şeyler. Böyle bir iyilik yapar. Ama günün birinde Rabbimiz o iyiliği bir şekilde açığa çıkarır. Buna benzer bir Efendimizin hadisi var. Ve diyor o kişi bundan iki ecir alır. Birisi gizleme sevabı, diğeri de açığa çıkma sevabı. Ya, evet. Şimdi bu kardeşlerimiz bu iyiliklerini hep gizli yapmışlardı. Kendisi Pakistan'da sokak çocuklarına orada bir eğitim veriyor, bir hizmet yapıyor. Bunun günün birinde Türkiye'de ödüllendirileceğini ve böyle bir ödül kaygısıyla yapmadı. Suzan'la kardeşimiz. Bir nesli bir şey yok, yok orada. Ama bizim ülkemizin Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir takdiri aslında aynı zamanda onun farkına varmak ve birilerine bunu örnek olarak sunmuş olmak o bir güzellik zaten. İşte Suzan'la kardeşimizin çıkıp Amerika'da önce ailesinden en yakın fertlerinin İslamofobi o nefret saldırıya, suçuyla evet, bir vahşet yaşamış olması ve bu acıyla ben onun yaptığı o konuşmalardan bir ikisini ben de dinledim. Gözyaşlarıyla dinledim. Ve onun o dik duruşu, o onurlu duruşu yaptığı çağrının, o merhamet çağrısının, o nefrete karşı merhameti iyiliği yayma çağrısının ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Niye? O acıyı yaşamış birisi olarak çünkü bunu yapabiliyor. Evet. Bu çok anlamlı. Bu çok daha da zor. Şey şimdi burada bakın gizli yapılan bir iyilik var ama Allah-u Zülcelal onun gizli kalmasını istemiyor. Birileri başka kulları aracılığıyla onu bütün dünyaya, bütün insanlığa duyuruyor. Burada bir güzellik meydana geliyor başkalarına örnek olma adına. Evet hocam, süremiz azalıyor. Bir iki nokta daha sormak istiyorum size. Bir izleyicimiz Nazik Hanım, bir hocamız aynı zamanda sanıyorum. Demiş ki bugün dünyayı iyilik değiştirecek sloganıyla öğrencilerimizle çok güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı bu alanda teşvik ettiğimizde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çocuklar çok duyarlı ve vicdanlılar. Onların bu yönleri geliştirilmeli ve örnek olunmalı. Güzel şeyler de oluyor elhamdülillah demiş. Çok kesinlikle şükür. Öyle. Ne dersiniz hocam, çocuklar boyutuna değinmiş izleyicimiz hocamız. Çocuklar aslında bunu küçüklükten itibaren belki örnek olarak, belki teşvik ederek, belki zemin açarak o iyilik yapma duygusunu yaşatmak gerekiyor değil mi? Tabii, yani bizim fıtratımızda bu var dedik zaten. İyilik yapma potansiyeliyle yarattı Rabbimiz bizi dedik. Şimdi iş o iyiliği besleyebilme, o damarı besleyebilme, o merhamet duygusunu güçlendirebilme. Eğer şöyle bakıyorsak biz hayata, başarılı olma, mutlu olma, iyi yerlere gelme, kariyer yapma ve çocuklarımızın eğitiminde de bu söylemi ön plana çıkarıyorsak büyükler olarak büyük bir hatanın içerisindeyiz. Biz başarıya, biz iyi nota odaklanmayalım, iyi yürekli evlatlar yetiştirmeye, nesiller yetiştirmeye odaklanalım. Başarı ve mutluluk iyiliğin sonucu olsun. Tabii. Yaşam sebebimiz olmasın. Doğru. Yaşam sebebimiz, gayemiz iyilik dedik. İyiliğin sonucu olsun onlar. Arkasından gelsin. Şimdi böyle baktığımız zaman çocuklarımıza iyilik sanatını, iyilik yapma sanatını nasıl öğretebiliriz de yaşayarak, örnek olarak öğretebiliriz. Çocuklar her zaman diyoruz modelleyerek çünkü öğreniyorlar. O açıdan onların o duygularını besleyebilmek. Mesela yaptıkları her davranışın, her iyi hareketin bir karşılığı olmasını beklememelerini çocuklarımıza bir şekilde öğretebiliyor olmamız gerekir. Karşılıksız, gönüllü faaliyetlere onları yönlendirebilmemiz lazım. Önce aile içerisinde mesela kardeşleri varsa kardeşleriyle iletişim, paylaşma noktasında çocuğun yani kıskançlık duygusunu, damarını faaliyete geçirecek şekilde değil, merhamet duygusunu coşturacak bir söylemi ebeveyn olarak, büyükler olarak, eğitim olarak okullarda da aynı şekilde kullanıyor, o dili kullanıyor olabilmemiz gerekiyor. Ve güne iyi niyetle başlayabilmek, bunu çocuğumuza da öğretebilmek lazım. Yani bugün günüme başlarken Allah'ın bana yeniden bir fırsatıdır. Tabii. Sabah yatağımdan uyanıp kalkmış olmam.
ölümün arkasından yeniden diriliş gibidir. Yeni bir hayat, yeni bir gün bahşetti. Bugünü iyilik için fırsata dönüştürebilmek. Dua üretebiliriz, kendimiz de yapabiliriz. Ya Rabbi, gün içerisinde iyilik yapabilme, senin rızana, sevgine, muhabbetine beni eriştirecek hayırlarda, iyiliklerde bulunabilme imkanı benim karşıma çıkar ve uyanık takıl. Yani bazen imkan karşımıza çıkıyor da farkına belki biz varmıyoruz. Gafletle o fırsatı elimizin tersiyle itebiliyoruz. Hocam son bir dakikamız ama bu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum. Çünkü iyilik ödüllerinde çok güzel bir uygulama yapıldı bu sene. Vefa ödülü milletimizin şahsı manevisine verildi. Çünkü 15 Temmuz kahramanlığı bütün milletimiz sayesinde oldu. Her kesimden, her yaşam biçiminden, her türlü insan meydanlardaydı, sokaktaydı ve vatan için bir araya gelindi. Bu çerçevede biraz daha toplumsal boyutuyla bakacak olursak, birlik beraberliği sağlamak, toplumsal kardeşliği, barışı tesis etmek için öyle bir niyette olmak, ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan, kutuplaşmaktan, çatışmaktan uzak durmak, bunlar da aslında en büyük iyiliklerden biri değil midir? Ve her birimize birer vazife değil midir bunlar hocam? Hele de ülkemiz zor zamanlar geçirebiliyor. Bu gündem içerisinden de bakacak olursak ne dersiniz son olarak? 15 Temmuz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Allah himmetlerine, şefaatlerine bizleri eriştirsin diyelim. Çünkü gerçekten onlar iyiliğin zirve noktasında. Bu vatana, bu millete borçlarını tabiri caizse canlarıyla ödeyerek, kendilerini feda ederek ortaya koydular. En büyük iyiliği bu şekilde yapmış oldular bize. Bunu biz kelimelerle takdirden aciziz. Kesinlikle. Bunu ifade edelim. Gazilerimiz hakeza böyle. Onlara da hala yaraları olan kardeşlerimize Rabbimizden şifalar, devalar diliyoruz. Şimdi bakın bu şehitlerimiz ve gazilerimiz hepsine. Bu bize bir şunu da göstermiş oldu. Yani iyilik asli olandır, kötülük izafidir. Kötülüğün bizatihi bir vücudu yoktur. İyiliği yaydığımız sürece kötülükle en güzel mücadele, en anlamlı mücadele budur. O bizi bir duygu etrafında, bir heyecanla bir araya getirdi 15 Temmuz. O duyguyu işte oradan aldığımız o kardeşlik ruhunu, o vatan, millet, din, mukaddesat duygusuyla bir araya gelen yüreklerdeki o duygu değil mi? Bunu işte bundan sonrasına da sürece yayabilmek hepimizin borcumuz, hepimizin sorumluluğumuzdur. Düşmanlıkları giderecek olan, dostlukları pekiştirecek olan sevgidir, merhamettir, iyiliktir. Ama şunu ısrarla ifade etmek isterim ki bu söylemde kalan bir şey de değil. Yani iyilik dediğimiz şey, bak bir saattir burada konuşuyoruz. Bu iyilik midir? Değil. Doğru. İyilik konuşulan değildir, söylenen değildir, yazılan değildir, yapılandır, yaşanandır. O yüzden işte o yaşama noktasında inşallah bilinçli olalım, uyanık olalım diyelim. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kendi adıma çok faydalandım. İzleyicilerimiz de çok güzel mesajlar paylaşmışlar. Hepsini okuyamadım ama çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dediğiniz gibi iyiliği hayatımızın tam merkezine yerleştiren insanlardan oluruz. Allah bu şekilde vesileler karşımıza çıkarsın. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da iyilik ödülleriyle ilgili tam da bunu bize telkin eden bir kamu spotu var. İsterseniz bunu izleyerek tamamlayalım. Vakfımıza ben de bir teşekkür etmiş olayım. Tabii ki buyurun. Çünkü 135 ülkede dünyanın çok farklı noktalarında hizmetlerini, eğitim, kültür faaliyetlerini sürdürüyor vakfımız. Hayri hizmetlerini sürdürüyor. Öbür taraftan mesela bir kurban vesilesiyle işte 140 noktada, 140'tan fazla noktada dağıtım yapılıyor. Ülkede evet. Evet, şunu söyleyeceğim. Afrika'nın bir beldesinde orada yaşayan insanlar bayramın geldiğini oraya giden kardeşlerimizin dağıttığı kurban etiyle anlamışlar. Bu çok önemli bir şey. O yüzden biz bu faaliyetleri maddi manevi desteklemeye devam edelim. Ama şunu da unutmadan, iyiliği EFT'ye, iyiliği banka havalesine indirgemeden. Bu bir sorumluluğumuz. Bizim uzanamadığımız yerlere o eller uzanacak. Biz destek olacağız ama burada uzanabileceğimiz noktaları da ihmal etmeden. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Perşembe günü saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
Neden iyilik? Adaletli, yaşanılabilir, daha güzel, sevgi dolu bir dünya için iyilik. Ne zaman iyilik? Hemen, şu an, bugün, yarın, geç olmadan, her zaman iyilik. Nerede iyilik? Elinde, dilinde, sözünde, yüzünde, her yerde iyilik. Nasıl iyilik? Sessiz, habersiz, karşılıksız, tarafsız, güldüren, sevindiren, yakışan iyilik. Kime iyilik? Renk, dil, din, ırk ayırmadan herkese iyilik. Kim bu iyiliğin sahibi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar, hepimiz. Dünyayı iyilik değiştirecek. Her zaman, her yerde, herkese iyilik. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri